Her blog Volkan Özgüven. Kanalın konsepti bu değil biliyorum ama fakat benim de içime dökmem gereken belli başlı şeyler var arkadaşlar. Biliyorsunuz bir sokak hayvanlarıyla alakalı bir yasa var. Sokak köpekleriyle alakalı aslında bir yasa var ve ortalık şu an 56 oldu. Mama lobisi bir taraftan vuruyor. Diğer taraftan da gerçekten haklı insanlar var ama mama lobisinin şeyi içeride birazcık daha fazla olduğundan dolayı şimdi buraya geleceğim. Şimdi bu yasaya evet diyenler genel olarak bir sokak köpeğinin saldırısına uğramışlardır veya bu sokak köpeklerinin saldırısının haricinde bir sorun yaşamıştır yani sokak köpekleriyle. Yani bunlar da bu yaşadıkları sorundan dolayı yasaya evet demek istiyor. Yasaya hayır diyenler de içinde aslında daha fazla dallanıyor arkadaşlar. Şimdi bir mama lobisi var yasaya hayır diyenlerde. Bir de hayatında ömründe boyunca yani yaşantısı boyunca hiç sokak köpekleriyle ilişkisi olmamış sokak köpekleri ya bu saldırgan sokak köpekleriyle alakalı herhangi bir işi dışı olma gibi bir durum olmamış insanlar. Evinde bile cins köpek haricinde köpek veya hayvan beslemeyen insanlar yasaya hayır demek için uğraşıyorlar ve mama lobisinin de desteğiyle bunu güçlendiriyorlar. Ben şimdi sizlere yaşadığım bir olayı anlatacağım. Sokak köpekleriyle alakalı. İster inanın, ister inanmayın. Yani bu olay kayıtlarda da zaten mevcut arkadaşlar. Girip hepsinin detaylarını bir şekilde araştırabilirsiniz. İzmir'de oturuyorum. Yani İzmir Bayraklı'da oturuyorum. Bizim burada hala bu köpek vardır zaten. Burada iki tane köpek var. Bir tanesi Sibirya kurdu. Bir tanesi de yani sokakta bildiğiniz Sibirya kurdu var. Bir tanesi de normal küçük yani yerden bitme otoban faresi gibi bir köpek. Normal bizim rutin kardeşimizde rutin bir sahil yürüyüşümüz falan oluyor. İşte gidiyoruz, geliyoruz, yapıyoruz. Bir gün dönüşte gelirken bakın normal sadece kardeşimle şu şekilde yürüyoruz tamam. Peki bu tarafımda sol tarafımda ben yanından geçtim gittim ve birden arka tarafta dedi ve sol şu baldırımın arkasından iki diş izini bana bıraktı. Ya bildiğiniz ciddi bir şekilde acıdı arkadaşlar. Bakın öyle verdi yani onun acısını size anlatamam. Sadece rutin bir yürüyüş ve normal yürüyorsunuz. Köpekle asla muhatap olmuyorsunuz. Sonrasında tabii ki de bu konuyla alakalı belediyeyi aradık. Belediye bizi Tarım ve Köy İşleri miydi? Öyle bir şey yönlendirdi. Belediye dedi ki biz dedi bu işe bakmıyoruz. Dedi. O tarafa yönlendirdik. Dedik ki bakın böyle böyle bir hanımefendi açtı telefonu. Hani kadının bana kurduğu cümle şuydu arkadaşlar. Size yemin ederim. Bakın büyük yemin ediyorum size. Yani ailemle alakalı, her şeyle alakalı yemin edebilirim. Beyefendi dediler onların da yaşamaya hakkı var. Ve ben o gün o telefonda şunu söyleyemedim. Ulan onun yaşamaya hakkı var da benim yaşamaya hakkım yok mu? Ve köpek hala buradadır arkadaşlar. Ve hala da gelip geçenlere saldırıyor. Yani bu benim için bir trajedir aslında. Yani o sokaktan artık geçerken büyük bir tedirginlikle geçiyorum. Yani beni geçtim çocuklarla oynuyor köpek. Bir gün o köpek herhangi bir şekilde şey yapabilir yani anladınız mı? Ters kafası atar köpeğin gider çocuğu ısırabilir veya çocukları ısırabilir birden fazla. Ama bu olaylar tabii ki de kimsenin umurunda değil. Mama lobisinin oluşturmuş olduğu algı. Büyük şirketler var arkadaşlar ve bu büyük şirketler bu işte dernekler de var hatta ve bu dernekler ne yapıyor biliyor musunuz? Bu dernek adı altında insanlardan yardım parası topluyor ve milyon dolarları götürüyorlar değerli arkadaşlar. Bakın yani milyon dolar para bu köpek maması adı altında işte mama lobisi dedikleri olay bu. Tamamen bu kasayı doldurma çabası. Aslında kimsenin köpekleri düşündüğü, sokak hayvanlarını düşündüğü yok. Bir hatırlıyor musunuz? Bir olay vardı. Sokak köpekleri için toplanıldı ama bütün herkesin elinde cins köpekler vardı. O küçük bilmem tüylü mülü köpekler var ya onlardan vardı. Yani aslında bize orada mesaj verilmişti. Ve orada gösterilmişti olaylar. Yani bu konuyla alakalı anlatacaklarım bunlar. Yasaya biz evet diyoruz. Ben evet diyorum şahsen. Kendi adıma konuşayım. Evet bu yasanın geçmesi gerekiyor. Belediyelerin işte CHP çıkmış demiş ki biz yapmayacağız. Yapma. Şikayet ederim. Yani elimden geldiğince de mümkün oldukça da bastırırım. Her türlü siyasi kanalı kullanırım. Her türlü yani kayıt altına alırım ya. Derim ki bu belediye benim ölmemi istiyor derim. Yani bu olayların altından her türlü kalkılacak. Sonuçta ortada bir yasa var. Yasa geçtikten sonra inşallah düzenlemesi olmaz. İnşallah şu an mevcut şekilde olur. İnşallah mama lobisi belli başlı yol haritaları izlemez. Ama dediğim gibi biz yasaya evet diyoruz ve bu konuyla alakalı da en erken şekilde yaptırımların, kanunların neye gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz.